yine aldım. Yani bunu tekrardan aldığıma gerçekten o kadar seviniyorum ki. Çünkü mükemmel bir şey. Dün gece 1'e doğru uyuyabildim ve bugün de 7'de kalktım. Yani bayağı az uyudum aslında. Ama şu anda kendimi uykulu ya da yorgun hissetmiyorum. Önümde uzun sürecek bir ders var. 9-15 gibi başlıyor ve 1.30'a kadar neredeyse devam ediyor. Çeyrek geçe dersim var. Yani aslında hiç vaktim yok diyebilirim. O yüzden de kahvaltı hazırlamakla ne yazık ki uğraşamayacağım. Birazcık böyle ekmek peynir atıştırıp kahvemi yapacağım ve hemen hazırlanmaya başlayacağım. Çünkü öbür türlü gerçekten bayağı geç kalacağım ve derste çok fazla not alıyoruz. O yüzden de gecikmek istemiyorum. Bir de hocanın quiz yapma ihtimali de var. Geldim. Neyse ki hoca dersi çok da uzatmadı. Yani 1'e 1.30'a kadar falan işlemedi. O yüzden birazcık daha erken gelebildim. Ve şu anda gerçekten çok aç hissediyorum. Artık bir an önce böyle güzel bir şey yemek istiyorum. Kahvaltı olarak artık ezberlediniz ve bence görmekten sıkıldınız ama yine avokado tost yapacağım. Çünkü şu anda en hızlı hazırlayabileceğim şey o ve böyle yulaf falan bu aralar yiyesim çok gelmiyor açıkçası. Bu böyle hem çok doyurucu oluyor hem de bence inanılmaz güzel oluyor. Özellikle hindi füme ve labne aşırı yakışıyor. Yani avokadoyu sevmiyorsanız bile bence bu tarifle kesinlikle seversiniz. Bitirdim. 5 dakika içinde Pınar'la bir toplantım var. Pınar'ı da büyük ihtimalle burada hiç görmediniz ama benim 11. sınıfta dershaneden arkadaşım. Aynı zamanda da menajerim sayılır. Daha doğrusu öyle. Ona böyle minik bir konuşma yapacağız. Açıkçası benim için bence çok iyi olacak çünkü son zamanlarda çok böyle video çekecek, bir şeyler paylaşacak enerjiyi kendimde bulamıyordum. Bence zaten bu aylarda genel olarak böyle herkeste bir motivasyon, enerji düşüklüğü yaşanıyor. Bende de öyle oldu. Aynı zamanda okulumun da açılmasıyla birlikte biraz böyle kendimi hem okula hem de buraya tekrardan adapte etmem gerekti. Ama şu anda gördüğünüz gibi geri döndüm. Aynı zamanda burası için video çekmediğim günlerde TikTok ve Instagram'a günlük vloglar atmayı planlıyorum. O yüzden her zaman söylediğim gibi beni diğer hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Hello. Hello. Zaten öyle çok fazla bir şey konuşmadık aslında. Neler çekebilirim, ne sıklıkla paylaşım yapmam gerekiyor falan birazcık onlardan bahsettik. Bu tarz böyle yapmak istediğim şeylerin üzerine konuşmak beni gerçekten hem onu yapmaya daha motive ediyor hem de heyecanlandırıyor. Mesela şu anda hemen böyle bir sürü video çekmek istiyorum. Konuştuğumuz şeyler daha çok Instagram ve TikTok üzerineydi. O yüzden tekrar söylüyorum, beni oradan takip etmeyi unutmayın. Bugün spor yapmak istiyorum çünkü okul açıldığından beri sanırım hiç spor yapmadım. Ve bir ara çok düzenli bir şekilde yapıyordum. Etkisini de görmeye başlamıştım. O yüzden tekrar geri dönmek istiyorum. Onun dışında laboratuvar raporunun bir kısmını yazmam gerekiyor. O yüzden şimdi ona başlayacağım.
biraz hallettim. Şu anda saat 5'e geliyor. O yüzden spor yapmak istiyorum. Sonrasında da büyük ihtimalle yemeğimi yiyip tekrardan rapor yazmaya geri dönerim. Spor yapmadan önce size yeni aldığım spor kıyafetlerimi göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten o kadar beğendim ki. İki tane şu renkte tight aldım. Aslında bunları TikTok'ta paylaşmıştım. Eğer oradan takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Ama tekrardan takip etmeyenler için burada da göstermek istiyorum. Biri böyle bisikletçi şortu. Bir de bunun uzununu aldım. O da böyle. Yani şu an bunu nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Ama bildiğiniz tight. Rengi aşırı tatlı. Böyle fotoğrafta aslında açık pembe gibi duruyor ama daha lila gibi bir rengi var. Ben yine de beğendim açıkçası. Zaten tam o rengin gelmeyeceğini tahmin etmiştim. Çünkü öyle yorumlar da vardı. Gerçekten iyi ki almışım diyorum. Çünkü dün denedim ve o kadar esnek, o kadar rahat ki. Farklı renkleri var bu arada. Bakabilirsiniz. Uygun fiyatlıydı aynı zamanda. Ben aslında bunların sporcu sütyenlerini de almak istemiştim ama bu renkte bedeni yoktu. O yüzden de başka bir markadan aldım. Onu da şöyle göstereyim. Bu siyahın bir de beyazını almıştım ama beyazını hiç göstermeyeceğim çünkü zaten iade edeceğim. Yani birazcık iç gösteriyordu. O yüzden de beğenmedim. Model olarak Ocean'ın sporcu sütyenlerine çok benziyor. Hatta aynısı ama tabii ki kalite olarak aynı olduklarını söyleyemem. Birazcık böyle kumaşlarında falan farklılık var. Şimdi dediğim gibi giyineceğim ve spor yapacağım. Şimdi de akşam yemeği için tavuk pilav hazırlayacağım. Böyle özellikle spor yaptığım için falan bunu yemiyorum aslında. Sadece öyle denk geldi şu anda. Zaten son bir haftadır falan sürekli dışarıda olduğum için neredeyse hiç evde yemek yemedim. O yüzden biraz böyle artık dikkat etmek istiyorum. Eğer mutfakta işim varsa bunu bir şeyler izlemeden asla yapamıyorum. O yüzden de şimdi dizi izleyeceğim. Dizi olarak bu arada Good Girls izliyorum. Yani ilk bir iki sezonu falan bence gayet güzeldi. Ama sonrasında hep aynı şeyler olmaya başladı. Artık böyle bir yerden sonra ilginizi çekmiyor. Çünkü ne olacağı çok belli. Ama zaten bayağı bir izlemiştim ve 4 sezon olduğu için bari bitireyim dedim. Şu anda da birkaç bölümüm kaldı. Çıkartacağım ve sonrasında da saçıma yağ süreceğim. Bu saç bakım rutinimi burada tekrardan anlatmayacağım. Çünkü gerçekten çok fazla paylaştım. Hem burada hem de TikTok'ta. Normalde ben makyajımı çıkartıp cildimi temizledikten sonra nemlendirici kremi sürmezsem yüzüm inanılmaz geriliyor. Ama saçımı yağlayıp beklettikten sonra duşa da gireceğim için hem ondan önce hem de ondan sonra iki kere gereksiz yere nemlendirici sürmek istemiyorum. Sinoz'un bu yağını sürüp guaşamı yapacağım. Bunun nemlendirme etkisi de olduğu için beni birkaç saat rahatlatır diye düşündüm. Duştan çıktığımda da cilt bakımımın geri kalan kısmı yapacağım. Thank you.
saçlarımı kuruttum gördüğünüz gibi. Ve artık yatmaya hazırlanmak istiyorum. Çünkü şu anda saat 12 olmuş bile. Duşu böyle geç saate bırakmayı hiç sevmiyorum gerçekten. Çünkü hem öncesinde hem de sonrasında bir şeyler yaptığım için böyle bütün o rutini bitirip oturup kendime zaman ayırmam çok zor oluyor. Çünkü şu anda da olduğu gibi bitirdiğimde saat böyle 11-12 bulmuş oluyor. Bugün de artık daha da geçe kalmadan yatmam gerekiyor. Çünkü sabah yine 9.30'da dersim var. Biliyorsunuz ki benim çok verimli bir akşam rutinim olduğu söylenemez. Genelde yatmadan önce sadece bir şeyler izliyor oluyorum. Bugün de yine öyle yapacağım çünkü bilmiyorum bana iyi hissettiren bu. O yüzden de bunu yapmayı tercih ediyorum. Ama ondan önce saçlarımla son bir işim daha var. Saç sosisiyle unicorn tekniğini deneyerek sarmak istiyorum. Aslında ben bunu bir kere daha denemiştim. Ama sonrasında hiç yapmadım. Şimdi tekrar yapmak istiyorum. Çünkü dediğim gibi sabah çok erken kalkacağım ve böyle okul için hazırlanmaya çok fazla vaktim olmayacak. A little different than all the rest. I'm quite old fashioned, wear a hat, sometimes play chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore.